Bak bunun CS'sini. Bunun CS'sini izleyelim. Hah, bu. Alalım, asıl komik anlar bunlar. Tekel strike. Hadi bitirelim şu işi. Hikayeyi bilmeyenler vardır. Bir tane tekel bayisine 3 tane serseri geliyor. Dalaşıyorlar, ediyorlar. Sonra bir tane emlakçı mıydı bu, neydi? Vallahi ne olduğunu bilmiyorum. Neyse, mesleğini hatırlamıyorum. Mahallenin bir de Ahmet reisi var. Tamam mı? Durumun farkında, içeride bir sıkıntı olduğunu görüyor. İçeri giriyor ve bir anda defans içgüdüsüyle komşusu olan tekel bayini korumaya başlıyor. Adamın iki tekelci Ahmet abi. Tekelci Ahmet abi. Tekelci Ahmet abi, sağ ol, 5 abonelik için. Bu da bunun counter strike etti. Düşman görüldü. Çok iyi yaptık. Şu işkiyi bırak. Sen. Bırak seni. Sıkma. Tamam gidiyoruz. Tamam gidiyoruz. Tam kafaya vuruyor orada. Dükkanda ne var ne yok buldun atıyor. Sesler çok iyi oğlum. Abi ne yapıyorsun? Sen ağır çıkıyorsun. Abi ne yapıyorsun? Kendi de demo abi yapmayın. Tekelci de abi yapmayın diyor. Çünkü abi her fırlatışında bir 100 lira içeri giriyor. 30 lira içiyor. Tekelin bütün masraflarını ödemişti diye hatırlıyorum. Ay eşiği de öldü. Abi yapmayın ya, bir şey kalmadı Ahmet abi. O Nightshade yaptı. Ulan adama bir tane alkol şişesi verecektiniz ya. Abi. Verseydiniz gitseydim buna koyayım. Dükkan daha oldu 20 bin liralık. 12 bin lira mı ne zararı gitti? Bak polis ara, polis ara. Ne var ya, öldürüleceğim bak. Burada bıçaklandığının farkında değil de. Evet, evet. Ağır sıkacağım. Başka ne vardı? Efsanelerden dur. Başka ne vardı? Şey var. Fatih'ten kalan şarap. Biliyor musun? Evet. Biliyorsun. Efsanelerden gidiyorum. Sene 1914. Dur. Bir dakika. Evet abi. Yok. Kenan Otbaşı, Osman Gazi, Orhan Gazi. Şarap içiyorum. Eminönü Köprüsü'nden. Rahatım olsun adam. Gözlerim camyaklı. Çok tehlikeliyim. Gözlerime bakacak bir geri kalanı bulamıyorum. Bir baktım Fatih Sultan Mehmet. Ne var Fatih dedim. Kenan abi. Buyur Fatih dedim. Düşman dedi bizim bu akşam dedi anımızı sikecek dedi. Yavaş gel. Yavaş tamam gel. Fatih dedim. Ben dedim buradayım. Bak şarap içiyorum dedim ben buradayım. Anne bak şarap içiyorum bir şey olursa zaten ya. Zaten o senelere de dünyada yoktu. 1914. Canım kardeşim. Ben vardım. Fatih dedim ben hallederim bu işi. Kenan abi fazla fazla içme. Git dedim lan kendine bir şarap al dedim dedim. Kafamı arzu etme Fatih dedim. Çakal. Para yok dedi bende Kenan abi. O zaman zaten Fatih Sultan Mehmet. Akçe vardı. Attım Fatih'e 3 tane akçe git lan dedim. Kendine bir şarap al gel benim yanına otur dedim. Fatih koştura bir şarap aldı geldi dedim.
çakçalıyorum çakal. Zaten zavallı kardeşim benim, çok severim Fatih'i ben, o senaryo. Dedi kafası yaşıyor abim ya. Bir sürü top hazırlamış kendine. Belli araçız, belli araçız. Çakal. Fatih dedim kafana takma. Ben dedim bu düşmanın anasını bek, benim boynumun borcu olsun dedim bu akşam. Çalışıyor mu? Tabii canım. Senin Kenan abim varken dedim. Hiçbir şeyden korkma. Ya bırak o ayaklara dedi. Bir baktım, ben dedi gidiyorum dedi Kenan abi. Nereye gidiyorsun Fatih dedi, beni bırakmadan gitmedin. Ben dedi savaşma gidiyorum. Chat'ten biri duyar kastı gene ya. Atatürk'e yapsalar ağzına sıçmıştınız adamın. Lan ne alakası var? Ne adamın alaka kafa be? Zom. Uçuyor herif. 2 milyon kafa var adamda. Adam ciddiye almazsın zaten. Ciddiye mi alıyorsun ya? Gerzek. Bir baktım çat tarafı taraf silah sesleri, mermi sesleri, top sesleri. Bu yanan var. Yanıma bir geldi 3 tane asker. Kenan komutanım, Kenan komutanım. Buyur asker dedim. Fatih ölmedi. Ne dedim, Fatih öldü mü? Öldü dedi komutanını. Olamaz, olamaz, olamaz! Kesinlikle olamaz dedim. Fatih topladı mı? Fatih'ten kalan yarım şarabı ben bir içtim mi? Öldü mü dedi oğlum? Onu içemişti içine. Allah ekber, Allah ekber. Fatih'in topladı, Fatih yer misin yemez misin düşman? Çişe geldi. Bir baktım, aradan bir saat geçti beye geldi. 5 tane asker geldi ama. Komutanım dedi, Kenan komutanım dedi, buyur asker dedim. Düşmanım dedi, anasını siktin dedi. Yavaş gel. İstanbul'u fethettin dedi bu akşam sen dedi. Helal be. Hangi köprü dedin? Bana bak dedim asker. Hacivat köprüsü. Karşımda dedim, işimhane topladı dedim şu anda. İşimhane topladı. Askerler dedim, bu saatten sonra dedim, İstanbul'u fetheden kişi dedim, Fatih Sultan Mehmet'tir dedim. Benim olmuş. İsmim dedim, yok. Yok benim ismim. Yok. Var mıyım lan dedim, yokum. Emredersin komutanım. Tuğ. Emredersin miyim olsun dedim. Ne olsun? Bu saatten sonra dedim, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet oldu, ben yokum dedim. Sen şaraba devam. Ben dedim, hala hayatta yaşıyorum. Hala köşede içiyoruz. Ama Fatih öldü, o öldü, bu öldü. Ben yaşıyorum. İstanbul'u fetheden benim. Animasyonu ne oğlum? Animasyonu komik değildir ki. Selam. Ya. Benim yanına otur dedim. Fatih koştura koştura bir şaraf aldı, geldi. Ya buna kasmışlar. Harbi bir de ya. Uğraşmışlar buna ya. Uğraşmışlar abi de buna. Geç bunu. Efsaneler dur. Şey var. Ney? O konuştuğu anlaşılmayan altyazılı bir abi vardı. Şey. Futbolcuyu futbol, mi? Futbol futbol. Konuştuğu anlaşılmayan adam yazı çıkardı ya. Teknik direktör. Bunun altyazısına bakmak lazım. Abi altyazılı bak, altyazılı. Demeklere. Yazıklı puanı yazıklı yani. Burada en büyük iş futbola düşüyor. Bunların dikkati çekilmesi lazım. Herkes önüne koyacaklar. Buradan en azından 3 bin lira burada rızkını takılıyor. Hiç kimsenin borsu üzerinde şey yapması şey değil. Yani bunda gerçek yönetimi gerekeni yapmış ama bundan sonra görev futbolcuların. Ama şunu da gördüm, yanlış anlamayın. Ben tabii ki kimseyi yıllatmak gibisinden neler yapmak lazım yok. Hoca faktörü çok önemli. Yani ben bu maç aslında bir hocanın maçı alacağını düşünüyordum ben. Şimdi bakın böyle yanlış anlamasın. Ben tabii ki şartlarım yok. Biz de bu işi biz de yaptık. Futbol oynadık. Sporcudan geldik. Antrenörlük yaptık. Biz de en azından bu işi biliyoruz ama aslında bu aşamada bu şekilde bir takıma heyecan verecek. Ama bu şekilde sevecek bir hocanın bir katkısı olması lazım. Bu yoktur bu takımda. Bu bir. Tabii ki ilerleyen günlerde dediğimiz gibi hakikaten iki tane çok ciddi bir deplasmana gidiyoruz Spor. Birisi artık şampiyonluğu garantilemiş Karabükspor. Birisi de en yakın tabici Buca Spor. Ordu Spor'un bu maçtan ikisinden de inşallah gönlümüz ister ki Ordu Spor şunu güveniyoruz. Yani Ordu Spor arasında büyük takımlara karşı şans olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu alacak kapında gelecek kapasite deplasmanda. İnşallah iyi bir motiv olarak da iyi bir sıkı bir yani çalışmayla beraber gönlümüz inşallah buradan en azından hiç olmazsa 3 puan veyahut da 3 puan bir galibiyet. İki maçtan bir galibiyet getirirse inşallah hükümete kalacak. Allah zaten bu düşmeyi kesinlikle düşünmüyoruz. Biz oradayız. Ordu Spor'un kim olursa olsun başındaki düşmesi bize üzüntü verir. Speedy Mustafa. Speedy Mustafa mı? Speedy Mustafa da çok iyiydi bak.
Şu aşağıdaki ha. Öldü mü lan bu çocuk? Ha yok, cezaevine gitmiş. Hızlı delikanlısı. Bak yüklere bak, susabiliyor mu? Hani kim? Arap Mustafa. Burası Ereğli ya. Zonguldak Ereğli. İstanbul'un tophanesi. Ereğli'nin bozhanesi. Arap Mustafa. Alemin. Hızlı delikanlısı. Bak kelepçeler var. Biletlerim. Tren. Biletlerimi bunlar gördü. Bak biletlerimi bunlar gördü. Bana Nutella attı. Ben gerçekten Nutella atmış bu arada. Nutella atmış mı? Evet, onun videosu vardı. Bayağı bildiğin Nutella atıyorlar. Vallahi. Vallahi. Yazık, bu neyin kafası? Satır attım lan! Bak! Bana zehir sıktı. Boncuk boncuk terledi. Kafa düştü lan. Gene öldüm lan. Ben! Mustafa! Ayağımı sıkma lan bu çocuğu. Doktora söyle. Bu çocuğu ayağımı sıkma. Hayır! Aman akı doğru çocuğu ayağımı sıkma. Hayır! Ayaklarıma geliyor lan! Aman akı doğru çocuğu. Bayanlar var lan! Anan akı doğru çocuğu. Aslında neden dağıtsın oğlum bu çocuğu oğlum ha? Orada da damara var olmaz oğlum. Yine bu. Lan sen git oğlum. Gidiyor mu ya? İşler gelsin ya. İşler gelsin bana bak. İşler gelsin. Zapt edemem diyor. Lönis teşekkür ederim ona bu için. Niye sıkmedin lan? Amona kutu bana oğlu bak. Niye sıkmedin? Şey vardı. Çünkü benden uğraştı. Bak kelepçelerle uğraştı. Lay 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 lay. Sipiydi Mustafa. Kirikkan. Uzun kire. Asıl sizi etotmayer.com. Kinect'ten. Kinetix'te. Uf, bambaşka bir kafa yapışıyor uçan ya. Uçan adam Sabri vardı bak. Ya, uçan adam Sabri bayar ya. Başka ne vardı? Şey vardı. He's annoyed. O sinirli. Çünkü bakın because. Çocukları yaramaz. Hani bakın yaramaz. Kim yaramaz? Bir yerde çocukları. Bak. Kim çocukları? Onun çocukları. Yani his children are. Bakın tekim mi çoğul mu? Çoğul. O zaman bir tane are. Çünkü ne söz konusu burada? Fiilsizlik ve geniş zaman söz konusu. Ben arkadaşlar emizlere götürüyorum. Orada ne yapıyorum? Ya oyuna çoğul, geçeriz mi? Are diyorum. Var, unuttum his oyunu. His children are. Bakın. Yaramaz arkadaşlar. Bakın ne yapıyorum buraya da? Naughty. Yaramaz. Fein. Onun çocukları bakın. Yaramaz. His children are. Başım geliyor. Bakın. Burada bilmem gereken şey arkadaşlar bakın. Sinirli bölümün belirini yaratıyor. Bakın annoyed'muş. Demek ki ED alan sıfatlar arkadaşlar bakın bir örnekmiş. Arkadaşlar bakın kesinlikle şunu da karıştırmayın. İngilizce her sıfat arkadaşlar bakın ne zorunda değil. Muhakkak ED veya ING almak zorunda değil arkadaşlar. Bakın ne yaptık burada? Naughty bölümü. Naughty. Bir... Ejective arkadaşlar yine bakın. Hay Allah'ım ya. Hadi oyun. Hadi. Hazır mı kahveniz, cipsiniz, kolanız, Klap. Çayınız? Klap. Ne yapacaksın lan? Sakız.